Kaç bakalım, katil herif, hırsız! Hadi, sakin ol. Ama bu hafta son. Bu duruşmada tokadı yiyip ardınıza bakmadan bu şehirden defolup gideceksiniz. Sana saygıyı da sabırlı olmayı da öğretemedim gitti. Nereye gidiyorsun? Dur, kaçma! Çok yakında bunun hesabını soracağım senden Kudret Bey! Dövemedin mi? Öldüremedin mi o köpeği? Özellikle barışçıydım, özellikle alttan aldım. Eğer bu davayı kaybedersek... Sokağın ortasında vururum ben o Kudret'i. Sana bırakmam dayı. Ben yaparım o işi. Tövbe deyin. Günaha giriyorsunuz. Ben karar vermiş değilim. Sözlü sözünde durmalı, öyle değil mi? Beni babam sözlendirdi senle. Cevabı da ona düşer. Hiç gönlü yok evlenmeye, haberin olsun. Neden yok? Ne eksiği varmış Sinan'ın? Isınamadım bir türlü Sinan'a, sevemedim. Benim dengim değil baba. İleride üzülmek, sizleri de üzmek istemiyorum. Aman Allah'ım. Ne oldu kıza? Baksana. Hadi. İzzet çabuk. Arife teyze ile Cemal amcayı çağır. Hemen gelsinler. Büyük bir iş bitirdin Bekir. Sen de benim kanımdan, benim ailemdensin artık. Acaba kimdir? Kimdir, nerelidir belli değildir. Üstünde kimliğiyle ilgili hiçbir şey yok. Haber verelim hemen jandarmaya. Vermeyelim baba. Düşmanları burada olduğunu, yaşadığını öğrenirler o zaman. Bu gece en sevinçli günümüz. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Hem torunuma kavuştum, hem de can düşmanımızdan kurtulduk. Ölmedim. Yaşıyorum Çınar oğlum. Hayır. Olamaz. Ben kurtuldum. Ama sen gebereceksin. Kimdi? Kimdi o? Aksoylu Ferhat. Ölmemiş. Ne? Eyvah, eyvah! Neredeyim ben? Sen kimsin? Adım Berivan. Ya sen kimsin? Çok kötü oldu Ferhat'ın geberme işi. Arazisine alıcı gibi gelen tetikçi Haydar'ın peşine düşecek şimdi. Sen Haydar'a haber uçurdayım. Ortalara çıkmasın. Bütün hesaplarımız alt üst olacak. Arazi duruşması kötüye gidecek. Kaybedeceğiz. Gebermiyor bir türlü. Dokuz canlı köpek. Arife teyze gönderdi. Bu merhemi yaralarına sürecekmişsin. Olur. Allah'a çok şükür. Kurtuldun. Yaşayacaksın. Başucumda bir melek oturuyor sanıyorum. Yanılmamışım. O melek senmişsin. Berivan çok güzel isim. Manasını biliyor musun? Berivan, efsanelerde, masallarda yaşayan...
herkese mutluluk, iyilik getiren bir çiçek. Ama ulaşılmaz, koparılmaz yerlerde. Ve çok az yetişiyor. Dağların doruklarında, uçurumların ucunda, çağlayanların döküldüğü yerde. Tekrar söylüyorum, Reşit'le mutlaka barış. Ne olursa olsun kardeşindir. Ayrıca ona ihtiyacımız da var. Barışmak için ne mümkünse yapacağım dayı. Bu aksoylu Ferhat'tan ürkmemiz de yakışık almaz. Ölümden döndü, can derdindedir, yılgındır şimdi. Hemen saldıramaz. Bana bırakın o hayvanı. Doğru söylüyorsun. Reşit'le konuştuktan sonra ara beni, meraklıyım. Ben Yasemin'in evinde kalacağım dayı. Sen de beni habersiz bırakma. O Ferhat'ın her an, her yaptığını bilmeliyim. Merak etme sen. Hadi hayırlı yolculuklar. İyi yolculuklar. Sağ ol. Sen de öylesin. Az önce telefonda biriyle konuştun. Kimdi o? Neden öldüreceksin? Sözün gelişiydi o. Kimseyi öldürecek değilim. Doğru söylemediğim belli. Öyleyse sorma. Çünkü öldüreceğim. Artık kara bulutlar kaplayacak halimizi. Ah, eyvah, lanet olsun o Ferhat'a. Vicdansız, kitapsız katil domuz. O cehennemlik ölmedi, gebermedi demek. Evet, gebermemiş. Yaşıyor öyle mi? Evet, kurtulmuş, yaşıyor. Bunca yıldan sonra bütün sevincimiz kursağımızda kaldı. Öyle mi Yusuf? Evet, gelecek günler matemlere, cinayetlere gebe. Aksoylu domuzu intikam alacak bizlerden. Pusular kurup öldürecek. Mahkemeyi kazanıp binlerce dönüp toprağımızı çiğneyip geçecekler. O kadar kolay değil. Kudret bana bırakın o hayvan dedi. Olamaz. Olamaz. Ferhat dayı sen misin? Ölmedim. Benim. Yaşıyorum. Ha, çok şükür. Çok şükür. Hala! Hafız hala! Koş yetiş! Hala koş! Nedir? Ne oldu? Arayan mı var? Ferhat dayı yaşıyor. Yalan. Al konuş. Ferhat sen misin? Ellerinden öperim halacığım. Yaşıyorum. Çok şükür Ferhat'ım. Seni kaybettik diye günlerdir her dakika can veriyoruz. Neredesin, ne haldesin? Ölümü yaşayıp döndüm. Halsizim biraz. Yakında geleceğim. Ferhat, Ferhat, alo. Kapattı. Duydum sesini, oydu, yaşıyor, ölmemiş. Ferhat'ım, soyumuzun beyi, benim yetimim, öksüzüm. Ferhat'ım yaşıyor. Yaşıyor Ferhat'ım. Çok şükür. Yaşıyor, yaşıyor. Yaşıyor Ferhat'ım. Ya Rabbim, sana şükürler olsun. Müjdeye geldim, müjde. Ferhat dayım yaşıyor. Ya döndü mü? Neler olmuş? Nerede şimdi? Sık dişini yedi aslanım. Allah'ın izniyle kurtulacaksın. Az kaldı yiğidim. Sık eli, sık dişini. Her zaman da vurdular inşallah.
Gözünüz aydın. Senin kadar sevindim Halil Bey. Sağ olun Halil Bey. Bence Ferhat Bey tekrar arayıp yerini mutlaka bildirecektir. Bizim de haberimiz olsun. Hiç merak etmeyin Halil Bey. Neredeymiş? Nereden aramış? Niçin dönmemiş konağa? Bir şey söylemedi. Sesi çok bitkin geliyordu. Daha çok hafızalarımla konuştu. Ama kurtuldu. Yaşadı muhakkak ablacığım. Oh çok şükür. Gözümüz aydın. Gene ara beni. Habersiz bırakma. Halamın ellerinden öperim. Ferhat'ı çok severim. Dünyalara değişmem. Güle güle. Buyurun. Telefon bir saattir meşgul. Ders mi veriyordun, şarkı mı söylüyordun? Halil müjde veriyordu. Ferhat yaşıyormuş. Evi aramış. Konuşmuşlar. Yok ya. Oho bu çok önemli. Çok önemli bir haber. Yine ararlar. Leyla? Alo? Ne oldu? Hat mı kesildi? Hayır, kapattı. Seninle olduğumu biliyor ve kıskanıyor. Çok iyi anlıyorum. Çünkü sen onun yanındayken ben de çok kıskanıyorum. Başıma gidebilirim sandım. Önce iyileşirsen ödeştik demektir.
Rahatsız olma. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kudret Bey. Oo, hoş geldiniz Kudret Bey. Saygılar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Reşit evinde yok. Telefonları da cevap vermiyor. Bir yere mi gitti? Önce buyurun oturun. Bir çay kahve için. Ne zaman geldiniz? Sorduğuma cevap ver Yakup Bey. Nerede Reşit? Nereye gitti? Yoksa başına bir şey mi geldi? Ameliyat oldu Reşit. Hastanede yatıyor. Ne ameliyatı? Neden haber vermedin bizlere? Kendi özellikle tembih etti. Hiçbirinizi istemiyormuş. Hangi hastanede yatıyor? Ağır bir ülser ameliyatı geçirdi. Düzelecek. Birkaç gün sonra taburcu olacak. Görebilir miyim Reşit'i? Tabii. Yalnız ağrı kesici vermiştim. Uyuyordu. İstersen bir bakayım ne durumda Kudret. Hı-hı. Tamam. Bunları böyle açıkta bırakmayın lütfen. Peki efendim. Reşit, dargınsınız. Konuşmak istemediğini biliyorum ama söyleyemedim. Abin geldi. Seninle görüşmek istiyor. Def et gitsin. Sakın getirme buraya Salih. Geçmiş olsun. Çık dışarı. Çık dedim ya da ben gideyim. Sakın kalkayım deme, iş açarsın başımıza. Yat lütfen. Ne yapsan ne desen haklısın. Ben Yusuf dayımızla ninemizin yanlışına kurban gittim. Benim arazimi ve bana kalmış bir mirası namussuzca paylaşmaya kalktınız. Bunun neresi kurban gitmek? Alçaklık bu. Ahlaksızlığın böylesini. Unutmayı bir dene. Belki bağışlarsın bizlere ha? Ne unuturum ne de affederim. Çık dışarı. Lanet olsun hepinize. Çık. Dikişleri açılacak. Yarası kanayacak. Israr etme lütfen. Yanılıyorsun Reşit. Benim için hata ediyorsun. Seninle hesaplaşmadığım için hatalıyım, evet. Biraz bekle. Bak nasıl ödeşeceğiz. Buyurun. Ellerinden öperim adam. Ferhat! Dönüp geleceğim artık adam. Epey bir zaman oldu. Ferhat, neredeysen söyle. Halil'i göndereyim sana. Savurdaymışım. Değirmenci Musa'yı sorun, hemen gösterirler. Onun evindeyim. Tamam anladım. Aynen söylerim Halil'e. Yolunu gözlemekteyiz. Canımız, Ferhat'ımız. Kavuşuyoruz inşallah. İnşallah adam. Gidiyorsun öyle mi? Senin tabiplerin gidebilirsin dediler. Gidecek elbet. Burada seninle mi kalacak sanıyordun?
Öyle bir bey. Hem zengin, hem soylu, hem de şehirli. Gideceği için Semiş'ten uçuyorsa eğer, yol açık olsun. Berivan çok güzel isim. Manasını biliyor musun? Berivan, efsanelerde, masallarda yaşayan, herkese mutluluk, iyilik getiren bir çiçek. Ama ulaşılmaz, koparılmaz yerlerde ve çok az yetişiyor. Dağların doruklarında, uçurumların ucunda, çağlayanların döküldüğü yerde. Müvekkilim Sayın Ferhat Aksoylu alçakça bir saldırı sonucu ortadan kaybolmuştu. İki gün önce bizleri aradı ve ağır yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi. Bu üzücü olay yüzünden Aksoylu ailesinin 7400 dönümlük arazisi üzerindeki iddiamızı ispatlayacak son belgeleri ve tanıkları hazırlayamadık. Yüksek mahkemenizden mehil talebinde bulunuyor, dilekçemizi ve İl Jandarma Kumandanlığı'nın soruşturma ile ilgili yazısını arz ediyorum. Gereği düşünüldü. Bu defa fena özlemişim seni. İstediğimiz oldu. Aksoylular mail istedi. Duruşma ertelendi. Çok sevindim. Bu zaman içinde biz de yapacağımızı yapmalıyız. Ferhat'tan bir haber var mı? Telefon edip yerini bildirmiş. Bugün alıp geleceklermiş. Getirsinler. Getirsinler de bundan sonra olacakları görsünler. Hiçbir köpeğe güvenim yok artık dayı. Bu işi ben bitireceğim. Yeke yek. Teke tek ben kovalayacağım Ferhat'ı. Ben pusu kuracağım ona. O beni öldürmeden diri diri yakacağım onu, göreceksin. Acele etme yeğenim. Her şeyin bir zamanı var. Sen bir an önce dönmeye bak. Hadi hoşça kal. Avukat, bu davayı kazanmalıyız. Tabii efendim. Eve giderken arabamız burada bozuldu. Ben de o sırada gördüm. Seni işte buradan aşağı attılar. İki kişiydiler. Görsen tanıyabilir misin? Hayır, çok uzaktı. Nasıl tanıyayım? Ama ben birini tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum. Arazi alacakmış gibi gelen öbür katili de bulacağım elbet. Elini kana bulama. Sana yakışmaz Ferhat Bey. Sen bahtlı doğmuş, farklı bir kişisin. Bir beysin. Bu dünyada yapacağın güzel şeyler olmalı. Söz ver öldürmeyeceğine. Yaralarım sence. Hadi dönelim. Dönelim. Bilal! Yettim. Tamam. Yavaş be. Merhabalar güzel kızım. Seni çok özledim Filiz. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Kokunu özledim Filiz'im. Sen benim her şeyimsin. Ben de seni özledim. Senin olmadığın hiçbir yeri sevmiyorum. Öyleyse gel artık ha. Ne zaman dönüyorsunuz? Tatil bitti. Okul pazartesi açılıyor. 3 gün sonra İstanbul'dayız. Annem ayağımın 2 yıl sonra düzeleceğini söyledim. O da çok sevindi. Demek ki pazartesi sabahı okul önünde buluşuyoruz güzelim. Seni öpüyorum canım. Ben de seni öpüyorum babacığım. Aslan babam. Utanmadan yalan söylemiş Filiz'e. Bile bile aldatmış, kandırmış kızımı. Kemik ekleyecekler, ayağın uzayacak demiş. Filiz de inanmış mı buna? İnanmış tabii. Ben de doktorlara gösterdim. Kızımın ayağı yazık ki hiçbir zaman düzelemeyecek. Çocuğa boş yere umut vermek yakışıyor mu Kudret? Utanmıyor mu hiç?
Ne çabuk kaldırmışlar yatağını. Ben gittikten sonra iyice temizlesinler bu odayı. Berbat ettik. Hayır. Bu oda temizlenmeyecek. Neden? Bilmem. Peki... Gitmesem, kalacak olsam bilecek misin? Haberi ha? Yüreğimdekini biliyormuş gibi sanki soruyor bir de. İyice sabırsız. Kanatları olsa evine, şehrine uçacak hemen. Aklı oralarda. Aklı kim bilir hangi kadında. Bir de kendine bak. İyice bak. İyice gör kendini. Kimsin? Nesin sen? Çekinme, ağla biraz. Gayrı ağlamaya alıştır kendini. Canım. Hayatım. Hayatım. Ben hamileyim. Daha önceki gelişinde korunmamıştım. Hemen aldır. Hemen. Yoksa her şey biter, anladın mı? Canımı acıtıyorsun. Bana böyle tuzaklar kurma. Bu yaştan sonra baba olmaya hiç niyetim yok. Ne var canım bunda bu kadar büyütecek? Ben yalnız Filiz'in babasıyım. Başka çocuk istemiyorum, anladın mı? Duydum. Yarın gider aldırırım. Aldır. Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye? Ne olur gitme lütfen sevgilim. Çok şaşırttın beni. Hemen aldır o çocuğu. Yoksa seni çok üzerim. Yalan söyledim. Hamile değilim. Değil misin? Değilim. Seni denemek için söylemiştim. Vallahi. Bir daha sakın deneme beni. Hiçbir konuda. Peki. Bağışla sevgilim. Reşit'le konuşmaya gidiyorum hastaneye. Akşama ararım seni. O çocuğu doğuracağım. Avcumun içine alacağım seni. Göreceksin. Yardımlarınızı, iyiliklerinizi hiç unutmayacağım. Hepinize minnet borcum var. Yo, estağfurullah. O senin kendi iyiliğindir. Allah yaşamanı istedi beyim. Seni o halden kurtarmak için de bizlere elçi kıldı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Sizler olmayaydınız ben ne yapardım? İşte beni hayata döndüren üç kişi daha. Var olun hepiniz. Sevgimizi, saygımızı, hayır duamızı aldınız. Ne demek? Bizler vazifemizi yaptık beyimize. İnsanlık icabı. Hadi sen icap edeni ver gidelim. Emeğinizi ne yapsak ödeyemeyiz. Buyurun aranızda bölüşün. Olmaz öyle şey. Helal gerek yoktur. Biz Allah rızası için yaptık. Para karşılığı için yapmadık. Para bu bizim için önemli değil. Tamam Allah razı olsun ama çok bir şey değil zaten. Peki. Kalkalım bize müsaade. Müsaade sizin. Hadi sağlıcakla. Güle güle oğlum. Hadi güle güle. Selametle yavrum selam. Buyurun. Sağ olasın. Güle güle. Güle güle. Sağlıcakla kalasın. Hoşça kal. Hakkını helal et teyze. Hoşça kal Berivan. Hatırlar mısın buraları? Gelir misin? Uğrar mısın? Sen istersen. İstemez miyim? Gelirim öyleyse. Gelmediğim zaman da telefonla ararım. Berivan, ailenin ve senin benim için yaptıklarını unutamam. Allah'a ısmarladık. Güle güle Cemal abi. Selam aleyküm Berivan. Tarlalarda kuyu açıyordum. Yeni döndüm, yeni duydum. Kazaya uğramış bir misafiriniz varmış. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin, safa geldin oğlum Sinan. Hoş bulduk babam. Sinan, Berivan'ın sözlüsüdür. Memnun oldum. Allah'a ısmarladık. Berivan. Hakim duruşmayı 53 gün sonraya bıraktı. Bu da Çınaroğulları'nın işine yaradı. Söylemiştim. Seninle konuşmuştuk bunları. O sözü ben değil. Babam verdi sana. Babam söz kesti. Ne demek şimdi bu? Anlamasan da bir daha söyleyecek değilim. Seninle evlenmeyeceğim ben. Hasta mısın sen Berivan? Keşke hasta olsam. Bin beterim. Beni arama. Berivan kızım dur hele. Bırak nereye? Baba. Berivan dur biraz anlat hele. Neden? Üstüne varma. Çok yorgun. Kaç gece hiç uyumadan bir yaralıya baktım. Bana karşı hep dikenli nedense. Hep öfkeli. Geçer hepsi. Toparlanır. Üzülme. Yarın gelir konuşurum. Sizler de konuşun biraz. Aklını başına toplasın. Tabii konuşmaz mıyız? Şunu bilsin ki bir yola çıktı. Dönüşü yoktur. Sen de söz verdin bilesin. Dönmek vardır dönmek yoktur ha. Yorgunluktan değil bu. Peki neden? Alacağımız cevabı bilmekteyim. Yine de önce Berivan'la konuşacağım. Korkmaktayım abi. Ne var? Niye geldin yine? Barışmaya. Bak bir daha söylüyorum. Ne seni, ne ninemi, ne de dayım olacak adamı görmek bile istemiyorum. Geri vereceğiniz paramı da istemiyorum. Bas git hadi. Yanlış yaptık diyorum. Bağışla. Ali! Dışarı at şu herifi. Yoksa kötü şeyler olacak. Kudret, lütfen rica ediyorum. Lütfen. Lütfen hadi bırak şunu sen de. Hadi lütfen. Lütfen.
Lütfen. Lütfen. Ferhat ölmemiş. Yaşıyor. Önce o beladan kurtulalım. Sen de bize katıl. Sonra yine kapışırız aramızda. Tamam. Senin hayır olmuşsun. Yapma. Ben yokum. Size karşı da Aksoylu Ferhat'la birleşirsem hiç şaşırmayayım. Ya bu çok ağır. Bu kadarına yokum. Bu kadarını aklından bile geçirme. Sakın ha. Sakın ha. Yalvarıyorum gel. Yalvarıyorum Kudret. Halam nerede? İçeride, seni bekliyor. Tamam. Ben senden de beter haldeyim biliyor musun? Karım öldüğünden beri perişanım. Yapayalnız kaldım. Karımı ne kadar özlediğimi bir bilsen. Reşit'i kimler ziyaret ediyor? Kimler gelip gidiyor? Kimler telefonla arıyor? Bunların hepsini bilmek istiyorum Salih. Gülyar da kocasından boşanıyor. Laf dinlemiyor Sersem. Şununla bir konuşsan iyi olacak Kudret. Olur, konuşurum. Abi. Aa. Merhaba Kudret abi. Merhaba. Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın? Ne çok oldu görüşmeyeli. Boşanıyormuşsun doğru mu? Doğru mu duyduklarım? Evet. Bu hafta kurtuluyorum. En doğrusunu yapıyorsun. Sevmediğin, anlaşamadığın biriyle ömrünü zehretme. Kurtulmaya bak. Ben de akıl vereceksin, vazgeçireceksin sanıyordum. Salih. Yazık, yazık. Ağrı var mı burada? Burada? Boynunda? Burası? Bravo doğrusu. Şaşılacak bir tedavi şekli. Şaşılacak bir sonuç. Bütün yaralar en iyi şekilde kaynamış. Bunda şaşılacak bir şey yok doktor. Buralarda yüzyıllardır o ilaçlar şifa verip yaşattı bizleri. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Sinan, Berivan'ın sözlüsüdür. Bu dünyada yapacağın güzel şeyler olmalı. Söz ver öldürmeyeceğine. Doktor çok sevindirdi beni. Çınaroğlu, Kudret köpeğini düşünüyorsun değil mi? Hayır. Berivan'ı düşünüyorum. Ya. Kudret'i doğduğuna da yaşadığına da pişman edeceğim. Ne yapacağımı da biliyorum. Yanındayım. Emrindeyim dayı. Ben başka yerlerdeyim. Aklımda hep Berivan var. Başıma gelen her şey Berivan'ı tanımam içindi sanki.
Kader, anın yazısı, tesadüf. Ne dersen de. Hepsinde Berivan var. Berivan güzelsin. Sen de öylesin. Gitme sen. Kalacak olsan. Hatırlar mısın buraları? Gelir misin? Uğrar mısın? Sen istersen. İstemez miyim? Gelirim öyleyse. Merhaba. Merhaba beyim. Hadi. Hop, hadi. Sağ ol. Selametle. Hadi bakalım. Hop. Haydi. İn aşağı. Yürü hadi. Aç kapı. At. Gir içeri. Sesini çıkartma yoksa gebertir. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Şimdi göreceksin. Yürü. 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 Pek. Yürü. Yürü oğlum. Yürü. 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 Göstereceğim sana. Yürü. Yürü. Pek. Bakıyorsun lan yürü. Yürü dedim lan. Çık hadi. Çık yukarı. Çık. Gel. Gel. Nerede? Gel. Geber gel. Geber. Nerede? Hadi. Hadi vur bakalım şimdi de. Hadi çığır bakalım. Hadi at uçurma beni hadi. Ha? Aman diyorum beyim. Ben ettim sen etme. Bağışla canımı. Çocuğum çocuğum var benim. Bir şartla bağışlarım. Beni arazimin ortasında kurşunlayan katili getireceksin. Hemen. Hadi konuş. Ara ulan! Ben Haydar, buyurun. Kurtulmuş o herif. Yaşıyormuş. Olamaz. İki el ateş ettim. Pat diye düştü. Sonra da uçurumdan yuvarladım. Hortlak mı da dirilsin bu? Ölmemiş diyorum. Kurtulmuş. Başımız büyük belada.
Kudret Bey de İstanbul'a gitti. Hemen gel. Konuşup bir çare bulalım. Yoksa ikimiz de yanacağız. Peki geliyorum. Sabah oradayım. Hasankeyf'teki köprünün orada bekleyeceğim. Kimselere bir şey duyurma. Tamam dedim. Kaçmaya. Kudret denilen şerefsize ya da başka birilerine haber vermeye kalkışırsan yanlış olur. Seni bulurum. Kimi bulursan. Bütün aileni. Biliyorum beyim. Tövbe. Tetikçiyi bana getireceksin. Ben de senin hayatını bağışlayacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık beyim. Hadi. Defol. O tetikçiyi mahkemeye çıkartıp konuşturacağım. Kudret Çınaroğlu para vererek beni cinayete azmettirdi. Ferhat Bey onun emriyle kurşunladım diyecek. Kudret'i ve ailesini önce rezil edeceğim. Duramayacaklar burada. Sonra da öldüreceğim. Aksoylu konağı buyurun. Sizi istiyorlar. Efendim? Hiç aramadın beni. Merak ettim. İyileştin mi? Onun için arıyorum. Hep aklımdasın ama aramam çok yanlış olur. Sen sözlüsün. Benim kalbim kimseye sözlü değil. Babam Sinan'a söz verdi. Ben geleceğim yarın. Yarını bekle. Yarın mı? Yarın geleceğim. Sabahtan. İyi geceler. Yarın ne zamandır? Çok uzakta mıdır? Merhabalar güzel kızım, meleğim. Bana yalan söylemişsin, ayağım hep topal kalacakmış. Kim söyledi? Annemle dedem konuşurlarken duydum, sonra da sordum. Kızım, sana söyledikleri gibi değil. Gene yalan söylüyorsun. Filiz dur, beni bekle. Bağışla beni, yanlış yaptım kızımızı. Hep yanlış yaparsın sen. Her zaman yanlışlasın. Ama bu son. Bir yanlış daha yaparsan asla göremezsin kızımı. Ömrünce göremezsin. Ya Halil. Buyur dayı. Ben iyiden iyiye sevdalanıyorum Berivan'a. Hiç aklımdan çıkmıyor. O sana vurgun değilse çekeceğin var dayı. Abi, kahveni getirdim sana. Sağ olasın. Senin de bilmen gerektir artık. Neyi bilecekmişim? Berivan Ferhat Bey'e sevdalı. Deme Hacer. Yanılmış olmayasın sakın. Hayır abi. Ferhat Bey haber göndermiş. Berivan'ı görmeye geliyormuş buraya. Kim söyledi bütün bunları sana? Merhaba Berivan. Çok şaşırdın. Başka birini mi bekledin? Cevap versene Berivan. Ne oldu? Ne oldu? Niye susuyorsun?